aramızda bir şey yapılmadı da onun için biz sizden rica edeceğiz. Ne diş kontrolü olursa çok iyi olur. Tamamdır. Daha önce bir hekim kontrolü yapıldı mı çocuğa? Tabii. İki üç kere gitti. Herhangi bir 1,5 yaşında falan herhalde. Herhangi bir uygulama vesaire yapıldı mı? Hiç şey yok. Ne kadar sürdü sizden? Bir sene, üç ay. Bir sene biraz geçti. Bizimle. Tamam. Bir ayağını kırma gibi bir durum oldu ama o da herhalde düzeldi diye düşünüyoruz. Her şey yolunda yani. Nasıl kırma? Bizimki işte birazcık stres topu. O yüzden yemek yerken böyle bir anda çat diye dönüverdi. Kafa böyle, ayaklar böyle. Hangi ayağı? Sarmal oldu. Çizgi filmlerdeki kediler sarmal olur ya. Hangi? Arka ayağı. Tabii arka. Biz belinden falan şüphelendik. Bel kırıklığından, işte tuvaletini kontrol ettik falan filan. Sonra veterinere getirdik. 3 gün ilaç tedavisi gördük. Şimdi yine pik geliyor. Ha, bulmaya mı çalışıyor? Şu videoda olması lazım ama. Çok güzel olacak onu bulursak benim için ya. Videonun başına koyacağım. Bir yine pik geliyor. Benim en güzel repliğim burada devreye girecek. Kamera toz olmuş. Baştan sona dinlesek kesin çıkar bir program içinde. Zaten şu an. İçinde var illaki bak. Video montajlarımız böyle yapılıyor. Metin şu an bana istediğim bir cümleyi bulmak için video dinliyor. Efendim? Yok sanmadım. Metin'e dedim. Evet, o en kral cümlemin karşılığı geliyor şu an. Götünü yerim var ya. Geliyor mu? Getirelim, bekliyoruz. Niye ya? Yine pik mi geliyor? He. Yine mi pik ya? Yine mi pik ya? Yine mi pik? Ay. Ya öyle şey yapmadım. Uzaklaştırdım ben, getirdim. Metin klimayı kapatır mısın? Klimayı kapatayım. Tamam, gerçekten kapat da ben senin esprin için demiştim. Isıtırım, hayallerimi yaksam Ağustos'u yaşarsın abi sen ne diyorsun? Ey yavrum ey ya. Nelere... Nelere burada muhatap oluyorum görüyorsunuz değil mi? Masa temiz. Masa temiz. Bu arada Burcu Hanım, Tonlay Bey, stajyerlerimiz. Ve Gine. Neydi? Yine pik. Buzlu maydanoz ne iyi peki? Yaz aylarını bizim doldurması. İyi bak. Evet, randevusuz. Ha, randevusuz mu geldin? Muayene. Veteriner hekiminize gitmeden önce lütfen randevu alınız. Şu an Türkiye'deki bütün veteriner hekimlerin sesi oluyorum. Yani yayınlayabilir miyiz? Radyo programı gibi oldu. Veteriner hekiminizin sesi. Tamam o zaman. Çizmiş. Düşünsenize bir kapıdan içeriye pat diye giren bir hastada nesi var nesi yok, hekim hiç bilmiyor, fikri yok. Belki hakkında çalışması lazımdı, bir şeyler eksik belki vesaire. Yani randevulu gidin efendim. Ta. Ne için gelmiş abisi bu arada? Ya çok güzel duruyor yalnız, tipe bak. Yüz yuvarlak. Altına da sarı beslen. Milli temizlik şeyimiz. Şu anda itibaren biraz daha sessiz olmamız lazım. Çok fazla stresten etkileniyorlar, sesten etkileniyorlar. Şu popoyu kastettiniz, yerim. Evet, o benim ünlü jeneriğim. O götü yerim ya. Götü bak. Şu an çok fazla sıkıştıramıyorum. Sercan Bey önce bir işini yap. Ağzına bunu. Çocuğu sıkıştıramayacaksın bunu, çok stresli. Bak, bir tarafına. Bir tane havlu olabilir mi orada? O kadar da sessizliğe gerek yok. Ama evet, o box'ları kapatırken bu arada gençler, size söylüyorum. Kedi köpekler, daha doğrusu kediler daha çok, o sesten çok irrite oldukları için böyle yavaş yavaş tıkırdatarak kapatmamız ve açmamız gerekiyor. Bilginiz olsun. Evet. Bir oğlan daha. Bu da mı oğlan? Ha, bunun da temizlik için geldi galiba. Senin o kuduşunu yerim. Çok güzelsin. Patilere bak. Gıdıklanıyor musun sen? Sen de güzelsin. Isırmayalım.
bir kipi geri giriyor. Bak sizin nezdinizde bütün veteriner hekim adaylarına anlatayım. Onu, bu arada kırılmış o. Evet, bir tık ayrıldım. Şimdi pamukla peçete kristalin vesaire anlamı. Sen de. Pamuk, peçete, kristalin, haydi. Bir de pens. Efendim, bütün veteriner hekim adaylarına, stajyerlerimize, başta kendi stajyerlerimiz olmak üzere hızlı olmak zorundasınız. Çünkü veteriner hekimler sizin el, yani siz veteriner hekimlerin elleri oluyorsunuz burada. Ancak bu şekilde öğrenebilirsiniz. Videoyu dinlersiniz. Bir tane daha havlu alayım, sizi tutmanız için. Şöyle ben size vereceğim. Çocuk daha gergin, hırtlatırsa. Orada ısırdın mı, iyi ısırıyorlar çünkü. Ne var be? Bakmayayım mı? Bakmayayım mı? Tamam, bakmayayım. Birkaç tane daha pensi var değil mi? Şu inceleri özellikle. O değil, ince uzunlar var. L'ler, solda iki tane siyah. Aynen. Gözler büyüdü. O geçen gün temizlik işlemi için mi gelmiş çocuk? Olan ya bir de. O testis çevresi. Altı daha doğrusu. Bu arada o ventrikül mü? Adı ne? Oranın özel bir Latince adı var mı? Ya var da şöyle. Ben de bilmiyorum çünkü. Türkçe'ye karşı da biraz kese gibi oluyor. Ama tam olarak anal kese de değil. Anal kese kedilerdeki vesaire, köpeklerdeki anal kese yapısı değil tam olarak. İşte biraz benzer ama. Koku çıkardan. İnsanlara eziyet. Evet, sağlıklı aslında. Ciddi bir yere ihtiyacı yokmuş. Geçen günki gelen gibi değil en azından. Değil. Çocuğun daha kesesinden temizli. Mamak çöplüğü çıktı. Anne, sen çok güzelsin. Aferin sana. Beni mi ısıracaksın? Duyuyorum. Metin'in ne izlediğini gördünüz mü? Kokusu geldi şu an. Keşke şöyle koku da görünse burada da. Siz de duysanız o kokuyu. Ah kuzum benim. Isırmaya yer mi arıyorsun? Şimdi şu sırada Anis şu aşağıda. Hı hı. Kese. Kedi bir kese. Birazcık daha açılacak olursa. Ya havluyu kemiriyor. Haa. Sen benim elimi yiyecektin demek ki. Hiç yakıştıramadım sana. Aman kuzum benim. İlk ısırığımı senden yemeyeyim. Normal bir şey. Yalnız. Şu anki koku var ya, tarifsiz. Yok, normalde bir koku olmaz. Açtığımız için oluyor. Onu da belirtelim de. Ha, evet. Bu çocuklar kokan bir çocuk değil normal. Biz istedik böyle olsun. Sınırları bu. Normalde birazcık daha fazla olur. Daha büyük. Ginepiklerin böyle dalgalarının koktuğundan falan bahsettik de. Ginepikler böyle kokan canlılar da değil. Az önce Sercan abi onu söyledi. Anlaşıldı mı bilmiyorum. O yüzden böyle ginepiklerin sahiplendirilmelerini de etkilemeyelim şimdi. Çocuklar oldukça da yani diğer birçok hayvana göre hatta temiz canlılar. Çünkü dışkılar fındık kadar. Fındık ne ki yani? Şeyi tarif edebilir mi büyüklüğünü? Şan fıstığı. Aa güzel oldu. Şan fıstığı. Şan fıstığı kadar dışkı var. Ginepiklerde bildiğime göre birçok hayvana göre, yani kedi köpek dışındaki hayvanlara göre tuvalet eğitimi verilebiliyor. Yani zor kedi köpek kadar değil. Bu arada ben bayağı araştırdım. Kaç yılım böyle ginepik araştırmak için geçti. Çünkü hakkındaki birçok şeyi öğrenip fare ve türevi hayvanlardan nefret eden anneme kabul ettirmek zorundaydım. Sonra ettiremedim tabii, evden atıldım. O yüzden ginepik alacak insanlara hani hem tavsiye niteliğinde de bir video olsun. Çocuğun arka ayağıyla alakalı, muhtemelen sol arka ayağıyla alakalı geçmişinde bir ortopedik problemi olmuş. Kırık var mıymış? Çok net bir şey söylenmemiş. Röntgen çekilmiş, ilgili ya da dolaylı bir tedavi görmüş onunla alakalı ama herhangi bir ön gözlüğünde bir şey de hissetmiyorum. Onun için ayrıca bir şeye ihtiyaç duymayacağım. Bu arada şu tırnak konusunda ne düşünüyorsun Sercan? Çok sıkıntılı değil de bu çocuklarda oluyor böyle. Daha fazla dayanamadım. Ay çocuk geldi kanka. Daha fazla dayanamadım. Şefi. Sen sakin sevinmeyi seviyordun değil mi? Hiç ben değil. Bilden tabii bebeleri sıkıştırmaya alıştım. Tırnak makası alabilirim.
geliyor. Net pozisyonunda anneyim. Veteriner kliniği stajyeri, o veteriner kliniğin atom karıncasıdır gençler. Unutmayın. Siz bir Metin'in stajyerliğini gözünüzde hayal edin. Yata yata geçti falan. Bir Metin geçti falan deyip. Ne oldu bilmem, istediğini alamadın değil mi? Sıkamayınca insanı... Bırakmadılar mı sana? Hakikaten Elmira'ya benzemiş bilmem ya. Elmira mı? Almira mı? Tamam bilmezsin Metin, Sercan öyle şeyleri ya. Sercan televizyon ve internet kültürü... Sercan'ın YouTube hesabına gireceğim bir gün. YouTube Sercan'a neler öneriyor çok merak ediyorum. Sercan Mehmet'i her şey. Dün mesela şey vardı, Japon el sanatları ile alakalı bir belgesel vardı. Al işte buyurun ben. Bitti mi işlem abisi? Bitti. Bir şey kalmadı. Bu çocukta geçmişinde herhangi bir deri problemi ile alakalı bir sıkıntısı yokmuş. Bundan dolayı illaki her vaziyette, her durumda kesinlikle dış parazitlere yönelik koruyucu hekimlik yapmamıza gerek yok sağlıklı olduğu sürece. Ama elbette bu altlık malzemelerine vesaire çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yeni gelen altlık malzemesinde bu tür dış parazit etkenlerin kontamine olarak gelmiş olması ihtimal dahilinde. Şu an olmasa bile ileride bu tür koruyucu hekimlik uygulamaları gerekebilir. Ama bugünlük bir şeyimiz yok. Yüz tüylü ve bayağı da zaten hani dışarıdan hekim olmaya gerek yok çocuğun ne kadar sağlıklı bir tüy yapısını görmek için. O derece sağlıklı görünüyor. Haydi geçmiş olsun. Ya bulamadın bastırma reklamına kadar girmişler. Her şeyi anlatılmış programda. Onu bulamıyorum ya. Yumurtalı menemen anlatıyorlar. Evet efendim. Bir yine pi... O ne? Evet bunu yayınlayamayacağız. Ama Berfin neye teşekkür ediyoruz efendim? Tam böyle gününde geldi. Berfin bizim klinik teknikerlerimizden birisiydi. Bir sağlık problemi sebebiyle kliniğimizden ayrılmıştı. Kendisi bize o kadar güzel bir not göndermiş ki. Biraz ailevi, özel bir not olduğu için okuyamayacağım. Ama bana her zaman işveren gibi değil de abi ve abla gibi davrandığınız için teşekkür ederim şeklinde kısaltabileceğim. O kısmını okudum sadece cümleden. Berfin seni çok seviyoruz. Buradan da iletiyorum. Evet, stajyerlerin ne yapması gerektiğini görmüş oldunuz. Buradaki hekimlerin, aslına bakarsanız bu sadece stajyerler için de geçerli değil. Yani pardon, veteriner hekim stajyerleri için de geçerli değil. Bu bütün stajyerler için geçerlidir. Size bir sır vereyim. Oradaki kilit işleri bulun. Böyle 10 tane kilit iş bulun ve o 10 işte ustalaşmaya çalışın. Ve oradaki çalışanlardan daha hızlı yapmaya çalışın. Emin olun çok sevileceksiniz. Bu sevilme karşılığında da olabildiğince fazla bilgi alacaksınız. Ne diyordum? O bilgiye zaten siz konsantre olacaksınız. Çünkü sizin geleceğinizi kazandıran şey o olacak. Bütün gençlere selamlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Artık ciddi anlamda kocaman bir aile olduk. Böyle 3-5 binlik falan bile değiliz. Bayağı 100 binler gibi bir rakama ulaş. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.